Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 3 yıl sonra muazzam bilançolar getirebilecek iki şirketi analiz ediyor olacağız. Şimdi bu iki şirketi analiz ettikten sonra katıl tarafına da bir iki şirket daha çekmiş olacağım. Normalde 4 tanesinde bu video içerisine atacaktım ama hem katıl tarafına bir içeriğimiz olması açısından hem orada daha detaylı bir analiz yapabiliyor olmamız açısından hem de videonun süresinin uzamaması için iki videoyu da iki hisseyi de özür diliyorum katıl tarafına çekmiş olacağım. Katıl tarafındaki lütfen videoları kontrol edin. Üyeliklerinizi mutlaka mutlaka kontrol etmeyi unutmayın. Gelin sizlerle birlikte 3 yıl sonra muazzam bilançolar getirebilecek iki şirketi yani geleceğe yatırım yapmayı, uzun vadeli yatırım yapmayı doğru ise seçebilme konularına birlikte giriyor olalım. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmazsanız çok teşekkür ederim. Hemen başlayalım. Öncelikle videoya geçmeden bazı bildirimler vermem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi riskler hayati önem taşıyor. Bu yüzden biz mutlaka incelemelerimizi yaparken geleceğin risklerini de bilmemiz gerekiyor. Özellikle de içinde bulunduğu sektörün ve şirketin gelecekte oluşturabileceği riskleri muhakkak iyi analiz etmemiz gerekiyor. Diğer bir nokta normal bir inceleme yapmıyoruz. Geleceğe dönük bir inceleme yapıyoruz. O yüzden şu anki karlılıkları, şu an yaptığı yatırımlar veya şu an yaptığı yatırımlar tabii ki geleceğe katkıda bulunacaktır ama şu anki karlılıkları, işte şu anki riskleri bizim için önemli değil. Bir sene, üç sene sonraki karlılıkların ne olabileceğini tahayyül etmeye çalışıyoruz. O yüzden hem faaliyet raporlarında hem de bilançolarında sadece geleceğe dönük kıstasları sizlerle birlikte inceliyor olacağız. Buraya lütfen dikkat edin. Yani neden karlılığı Bakmadınız işte neden Çarpanlarına bakmadınız demeyin çünkü Ben bunları tabii ki de öncelikle inceliyorum ki şu an güzel bir şirket olmasını istiyorum ama Daha çok geleceğe bakacağımız için Gelecek verileri sizlere gösteriyor olacağım Bir diğer önemli noktada halka açıklık oranlarına da mutlaka bakıyor olacağız videonun içerisinde Çünkü şirketin kar etmesinden şirketin sahiplerinin kazanması gerekiyor ki Her ne kadar şu anda iyi bir şirket olursa olsun Geleceğe dönük bir sektörde olursa olsun Şirket halka açıksa çok büyük bir kısmı O zaman kar etme eğiliminde potansiyelinde olmayacaktır Bunu da belirtmek istiyorum videoya başlamadan önce veril, verdiğim bu dipnotları lütfen çok dikkatli dinleyin atlamadan. Çünkü buralar videonun seyrini anlamanızı ve yardımcı olacaktır. Hemen başlıyoruz. Enerji ile ilk hissemiz evet enerji sayı. hem enerji sektörünün içerisinde bulunması hem de alt iştiraklarıyla çok güzel bir yazılım ve teknoloji inovasyon tarafında bulunması bizlere artı sağlıyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelin bakalım birlikte faaliyet raporlarına. Faaliyet raporlarından önce sizlerle gedik yatırımın bir araştırma raporunu paylaşacağım. Aslında çok yeni bir araştırma raporu değil. Uzun vade önce gelen bir araştırma raporu ama yine bakmamızda fayda var. Daha güncel olanlarını biz faaliyet raporlarından çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda aracı kurumlarınıza veya işlem yaptığınız bankalara başvurursanız sizlere araştırma raporları göndermekle yükümlüler. Yani böyle bir hizmetler oluyor. Oradan da bundan faydalanabilirsiniz. Araştırma raporları çıkartıp çıkartmadığını sorun. Mutlaka çıkartıyorlardır. Bunları iletmelerini isteyebilirsiniz. Burada bakacağımız önemli kısım şurası. Enerji ise enerji portföyündeki 3 dağıtım bölgesiyle Türkiye'deki lider elektrik dağıtım şirketidir. Ve bunu işte şöyle baktığımızda Türkiye'deki net dağıtılan elektriğin %25'ini dağıt dağıttıklarını söylüyor. Yani burada lider olduklarını ve %25'ini dağıttıklarını bilmemiz bizim için yeterli. Çok geçmiş bir rapor olduğu için daha fazla detayına girmeyeceğim. Bizim için en önemli olan şey 010122 ile 30 22 arasındaki Enerjisa'nın kendi yayınladığı faaliyet raporudur. Hemen 3. sayfaya geçiyorum. Ben sizler için listeledim. Hızlı hızlı bunların üzerinden geçmeye çalışacağım. Çok fazla zamanımızı almasın diye. Öncelikle burada ne görüyoruz? Sektörün geleceği ve sürdürülebilirliğini görüyoruz. Bununla ilgili bir raporu görüyoruz. Enerji dağıtım maliyetlerindeki artışı da yine burada görüyoruz ama bu sektörel bir inceleme olacaktır. Öncelikle burada dünya genelinde tüm enerji sektörü için benzeri görülmemiş bir dönem devam ettiğini, işte sıkı doğalgaz ve kömür piyasaları Rusya'nın Ukrayna işgaliyle birlikte çok yüksek fiyatları çıktığını ve yol açarak elektrik tedarik maliyetlerinde yüksek artışlara sebep olduğunu söylüyor. Yani maliyetler konusunda satışlardan gelen gelirler, Bölü maliyetler kısmımız var diye bizim işte burada maliyetlerdeki artışların kömür ve doğalgaz fiyatlarına fiyatlarının yol açtığını bilmemiz gerekiyor. Bunun haricinde baktığımız zaman Enerjisa'nın bu gelişmelerden izole olmasa da tabii ki tamamen izole olamaz ama risk yönetimiyle iyi bir sağlam bir risk yönetimiyle olumsuz etkilerde de sınırlı tutmayı başardıklarını söylüyor ve net karda yıllık bazda %26'lık artış gösterdiğini bizlere söylüyor. Yine burada Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısının oluşturulmak için başlatılan elektrikli araçlar için hızlı şarj istasyonları destek programına başvuru sonuçları açıklanmış olup e-şarj 53 ilde 495 adet hızlı şarj istasyonunu vesairesini e ihale kapsamında istasyonlara el yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapmasını planladıklarını söylüyor. Birazdan bunun bizim için neden önemli olduğunu da sizlere anlatıyor olacağım zaten. Burada Enerjisa'nın bu sektördeki ön plana çıkma noktasında birlikte inceleyeceğiz. Hemen 5. sayfaya geçiyorum. Şimdi burada bir perakende iş kolu var. Perakende ne kadar büyüdü ne kadar gelişti bunlara biz çok fazla bakmıyoruz. Çünkü geçmişe göre ne kadar büyüdüğü değil de geleceğe göre ne kadar büyüyeceği lazım. Ama sizler şu anda yatırım yaparken de en azından doğru bir şirkete yatırım yapıp yapmadığınızı bilmek adına perakende iş kolundaki büyümelere artış işte yüzde kaç enflasyondan arındırılmış hali yüzde kaç reel büyüyor mu büyüyemiyor mu bunları da buradan inceleyebilirsiniz. Ben gelecekteki verilere ulaşmak istediğim için burayı es geçiyorum ama sizlere de göstermek istedim yine. Hemen 6. sayfaya gelelim. 6. sayfada 2022 yılı hedeflerini görüyor ne kadar kar yazıp yazamayacaklarını bizler için belirttiklerini görebiliyoruz. Aşağıda faaliyet konusu var. Faaliyet konusunda yine incelemenizde fayda var. Özellikle de elektrik dağıtımda nasıl sektörü domine ettiğini nasıl en tepede olduğunu da buradaki alt iştirakleriyle vesaire görebiliyoruz ve tabii ki yatırım yaptığımız şirketin faaliyet konusunda bilmemiz gerektiği için sizlere buraya bırakıyorum. Hemen 9. sayfaya geçiyorum. Burası işte bizim için önemli notlardan bir tanesi. Öncelikle araştırma ve geliştirme çalışmalarına ayırdıkları parayı görüyoruz. Bakın burada Avrupa Birliği çevre programları TÜBİTAK ve ARGE fonu ile desteklenen projeler dönemi içerisinde verilen 1.2 milyar TL'lik bir harcama yapıldığını görüyoruz. Bizim için önemli noktalardan bir tanesine geldik. Derecelendirme notları. Şimdi derecelendirme notlarına baktığımızda iki tane şirket bizim için öne çıkıyor. Bir tanesi de CRZ Avrasya derecelendirmeler. Şimdi Avrasya derecelendirmenin de Fint Ratings'in derecelendirme notlarının hangi skaladan geldiğini öğrenmek için Google'dan bir araştırma yapabilirsiniz. Ben size yeni ifade edeceğim. Şimdi burada gördüğümüzde ne diyor? Avrasya derecelendirme için uzun vadeli ulusal notu AAA olarak yani en iyi not olarak karşımıza çıkıyor. Kısa vadeli ulusal notunun da stabil görünümde kaldığını bizlere söylüyor. Uzun vadeli uluslararası yabancı yerel para notlarında BBB artı olduğunu söylüyor. Bu AAA, AAA, AAA ve BBB artı olarak gidiyor. Çok iyi değil ama kötü konumda da olmadığını söylüyor ama uzun vadeli ulusal notunun çok iyi olduğunu bizler ifade etmiş oluyor burada. Hemen aşağı gelip fit ratings'e baktığımız zamansa AA artı notunu aldığını görmüş oluyoruz ki bu da yine dediğim gibi en iyi ikinci not olarak karşımıza çıkıyor ve bizim için şu anda derecelendirme olarak baktığımızda şu an ve derecelendirmenin ana metni de şudur. Şu ana kadar yaptığı verilerle gelecekte yapabileceklerini ortak bir kümeye alır. Bu yüzden gelecekle ilgili biz aslında derecelendirme notları gayet güzel bilgiler verirler. Yine baktığımızda kar payı ödemesi durumu da bizim için gayet mantıklı gayet olağan seviyelerdedir. Özellikle sermaye artırımı ve temetülerden buna bakabiliriz. Bakın şöyle dağıtım oranlarına baktığımızda %70'ler civarında çalıştığını ortalamasına baktığımızda görebiliyoruz. Bu da bizim için gayet güzel. Zaten burada da açıkladığını hatırlıyorum. Bu maddelerde gördüğünüz gibi ne kadar dağıtım olacağı ne kadar net ne kadarın bürüt olduğunu da burada göstermiş oluyor. Regülasyon gelişmeleri elektrik sektörüne özgü mevzuat değişikleri aşağıda özetlenmiştir diyor. Burada artık elektrik sektörüyle ilgili regülasyonlardan anladığımız ölçüde incelememiz gerekiyor ama geleceğe dönüklükle ilgili evet bize bilgi verir. Fakat bu işin uzmanı değilsek buradan devam etmemiz gerekiyor. Hemen 15. sayfayla devam ediyorum. Şimdi 15. sayfada sektör özelinde bizlere nasıl yüksek hibe, teşvik ve vergi avantajları sağladığını okuyacağız. Birlikte burada inceleyeceğiz. Şimdi bu aslında devletsel olarak bile verilen bir sinyaldir. Neden diğer sektörlere nazaran bu enerji sektöründe hibeler, teşvikler ve vergi avantajları çok yüksek? Çünkü geleceğin sektörlerinden biri olduğu, çağımızın ötesinde sektörlerden biri oldu. Buraya ne kadar destek verirsek, burada ne kadar hızlı ilerlersek o kadar devletimize faydalı olabileceğini bildiği için burada devlet teşvik ve hibeler veriyor. İşte bu da aslında geleceğin sektörlerinde olduğunun en önemli katkılarından bir tanesi bu bir. İkincisi de büyümelerini cebindeki paralar veya borçluluklar yerine hibe ve teşvik vergi avantajlarıyla yapması bize birçok fayda sağlamış olacaktır. Şöyle bir tık daha yaklaştırıyorum. Teknolojik ürün yatırım programı sayesinde argenik projelerin sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünlerin işte hızlı istasyonlar projelerin desteklendiği program olarak tanımlandığını söylüyor. Şimdi hızlıca devam ettiğim zaman yatırım projelerinde desteklenmeye esas yatırım proje tutarları oluşturulan harcamaların %25'ine kadar geri ödemesiz destek sağlanacağını da ifade etmiş oluyor. Burada 20 milyon TL'lik bir üst sınır olduğunu da bizlere belirtmiş oluyor. Hemen buradan devam ediyorum. 20. sayfaya ve iştiraklere. Tabii ki dediğim gibi her videoda söylüyorum. Siz detaylıca hepsini okusanız da hiçbir kaybınız olmaz. Şimdi alt iştiraklere geldiğim zaman bakın burada başkent elektrik dağıtım AŞ ile başlıyoruz. Anadolu yakası elektrik dağıtım AŞ, perakende satış AŞ, Toroslar elektrik dağıtım araş olarak devam ediyor enerji çözümleri işte enerisa müşteri çözümleri araç olarak devam ediyor burada bizim için en önemli noktalardan bir tanesi de e şarj elektrikli araçlar şarj sistemleri şimdi enerisa bir enerji tarafında faaliyet gösteriyor ki yakın zamanda üretim tarafında da faaliyetler olabilir gibi duruyor fakat ilk yaptığı şey perakende satış elektrik dağıtım ve üçüncü bir madde olarak da eğer üretim yapmazsa üretim yaparsa bu dördüncü olacaktır. Üçüncü bir madde de e şarj elektrikli araçlar şarj sistemleri karşımıza çıkıyor. Şimdi burası sektörün içerisinde boşluk olan yüksek ibeleri, yüksek teşvikleri olan ve gelecekte çok yüksek karlılıkları yönetebileceği bizlere sunabileceği bir yer olarak karşımıza çıkmış oluyor. Bu bizim için çok kuvvetli bir nedendir. Yine 22. sayfaya devam ediyorum. Burada borçluluk kısmı ile ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ama finansal durumunda tüfe endeksi tahvillerin olması bizim için çok da güzel değil aslında. Çünkü tüfe endeksi biliyorsunuz şu an tüfe %80'ler civarında. ve bunun da üzerine %5 real getirili kupon koyduğunuz zaman ödemeler kısmında biraz zorlandığımızı zaten 1.6 milyar TL'likte bir ihracı olduğunu görüyoruz. Burada hafif sıkıntılar var. Ama baktığımız zaman itfa tarihine çok da zaman kalmamış. Yani 2022-2023 civarlarında bitiyor artık. Mesela en üsttekinin bittiğini görüyoruz zaten. Alttakiler de artık yavaş yavaş birkaç ay içerisinde bitecek gibi gözüküyor. Birkaç ay birkaç bir seneden yani en uzunu bir sene şu alttaki bir sene zamanı kalmış. Bunlar haricinde çok büyük bir üzerine binen finansal tabii ki yükü yoktur ama burada ee, biraz tahville bu işi yapalım derken TÜFE endeksli olanlar biraz zorlamış tabii ki. Bunların da dediğim gibi tarihleri geldiğinde biraz daha işleri rahatlatmak olacaklar. Hemen 28. sayfaya geçiyorum. 28. sayfadan sonrasını sizlere bırakıyorum artık okumak için şu yüzden. Çünkü Enersa risk yönetim yapısı olarak Enersa risk yönetim prosedürü, işte risk fırsat metodolojisi vesaire olarak çok uzun bir rapor var. Burada aslında Enersa'nın finansal risk ve fırsatları nasıl birbiriyle korele edebildiğini riskleri tespit edebilmek için ne kadar büyük bir ekip oluşturduğunu da burada görmüş oluyoruz. Ben hepsini okuduğumdan size şunu söyleyebilirim. Risklere karşı enerjisi olabildiğince güzel bir yönetim, organizasyon o tarafta kurmuş ki işte herhangi bir riskle karşı karşıya kalmayalım diye. Hemen gelelim şimdi gelir tablosu tarafına. Şimdi gelir tablosu tarafına baktığımızda şöyle gelir tablomuzu açalım. Bilanço incelerken buradaki sıkıntılı noktalardan bir tanesi satış maliyetlerinin artıyor olması. Bu işte dediğim gibi şu aşamada bir miktar sürünceme de kalabilir ama özellikle bir yıl sonra falan bunun daha stabilize olacağını düşünüyorum ama şu an için çok iyi değil nedir bu? Şöyle baktığımızda 30.5 milyar TL'lik bir satış var. Bakın 30.5 milyar TL'lik bir satış var. Bunun maliyeti 22 milyar TL. Burada ise 36 milyar TL'lik bir satış var, 29 milyar TL maliyeti var. İşte bürüte döndüğü zaman bakın 30.5 milyar TL satmış, 8.2 milyar TL kar etmiş. 36 milyar TL satıyor, 6.5 milyar TL kar ediyor. Gördünüz mü? Satışların arttırmasına rağmen karını arttıramıyor. İşte bu da maliyetlerdeki sıkıntıdan kaynaklanıyor. Burada yapılabilecek şey dediğim gibi biraz stabilizasyon gelecektir. Özellikle desteklerle birlikte iş biraz daha büyüdükten sonra ve yine özellikle baştaki raporda söylediği gibi bu kömür ve doğalgazlardaki artış biraz daha stabilizasyona bağladıktan sonra bu dağıtım maliyetleri biraz daha düşecektir ve karlılıklar çok daha yükselerek gelecektir. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yan gelir giderlere baktığımızda fena sayılmaz olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde nakit akımında da tahvillerin bir miktar ufak sıkıntı oluşturabileceğini görüyoruz ama bunun haricinde süper bir konumda olduğunu görebiliyoruz. Diğer gelirler nedir? İşte diğer faaliyet gelirlerine baktığımızda burada ufak bir zarar olduğunu görüyoruz. Bunlar çok büyük sıkıntılar değil. Kontrol edilemez durumlarda olmadığı sürece sıkıntı değil. Aşağı geldiğimde yine esas faaliyet dışında da ufak bir zarar olduğunu görüyoruz. Yani esas faaliyetin dışındaki yaptığı işten en azından kar etmesini etmiyorsa neden yapıyoruz sorusunu sorduğumuz için buralar bizi biraz mide bulandırıcı kısımlar oluyor. Fakat dediğim gibi komple bilançoya gelir tablosuna sonraki takım tablosuna baktığımızda şirketin geleceğine faaliyet raporuna baktığımızda ufak tefek bu tip pürüzlerin olabilmesi normaldir. Önümüzdeki bilançolarda esas faaliyet dışıyla diğer faaliyet gelir giderlerini kontrol etmemizde fayda olacaktır. Bir de özellikle bunlar yine ufak sorunlardır. En büyük sıkıntı satış gelirlerini arttırırken satış maliyetlerinden ötürü brüt karı düşecek mi düşmeyecek mi? Bu sorunu çözebilecek mi? Bu bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Şu an için pek bir sıkıntı gözükmüyor. Hemen gelelim ikinci şirketimize Galata Min'de. Dakikası çok fazla uzamış videonun. O yüzden şimdi hızlı hızlı geçmeye çalışacağım. Öncelikle gelir tablosu kısmına geliyoruz. Yan gelir giderlerin burada dengeli olduğunu göstereceğim sizlere. Bakın nasıl dengeli. Diğer faaliyet ile giderler arasında çok ciddi bir fark var. Gelir yazması daha yüksek. Esas faaliyet dışı gelirler giderler arasına baktığımızda giderlerin bir miktar olduğunu ama çok da etki edebilecek düzeyde büyük olmadığını görüyoruz. Fakat yine kontrol altına alınmasında fayda vardır. Burada en güzel noktalardan bir tane satış gelirleri artışı ve maliyet durumu muazzam seviyede. Bakın 540 milyon TL'lik bir satış geliri var ve satışların maliyeti 145 milyon TL. 517 milyon TL'de 90 milyon TL'ye düşmüş. İnanılmaz bir burada artış azalış söz konusu gördünüz mü? Yani neredeyse neredeyse %70 civarında bir satış satış maliyetinden ekonomik kazanılmış. Bu da tabii ki ne yapıyor? Brüt karı doğrudan yansıyor. 540 milyon TL karı 394 milyon kar yazıyorsunuz. Burada 517 yapmanıza rağmen 427 yazıyorsunuz. Yanlış anlamayın buradaki kar düşmüyor. 12 aylıkta yaptığı karı burada 6 aylıkta yapıyor ve maliyetlerini kısabildiği için ki Zaten Galata Wind'in en önemli özelliği budur. Galata Wind işte bu tarz geleceğin hisselerinin başında yer alıyor. Yenilenebilir enerji yapıyor. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi santrali kuruyor. Kurduktan sonra artık maliyetleri düşüyor, kar artıyor. Maliyetleri düşüyor, kar artıyor ve sürdürülebilir devam ediyor. Bu da muazzam bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Şuradaki bu oranın görünmesi. Hemen özet raporlardan fiili dolaşım oranına baktığımız zaman şöyle sizlere göstereyim. %26'lık bir fiili dolaşım oranı var. Gayet güzel. Sermaye artırım ve temettülere baktığımızda 2022 yılında %88 8 dağıtma bir temettü dağıtmış. Bunu sürdürdüğü devam ettiği sürece çok ciddi oranlarda temettü şirketleri arasına da girebileceğini görüyoruz. Zaten uzun vadede Galata Wind'den beklentimiz budur. Çünkü sürekli kar yazan bir şirket artık bir süre sonra doygunluk noktasına da ulaşınca doğrudan kar vermeye kar dağıtmaya devam edecektir. Tabi doygunluk noktasına ulaşmak res ve ges işi yapan bir şirket için çok kolay olmayacaktır. Bunu söyleyelim. Hemen baktığımız zaman 10. noktada sektörel bilgi var. Elektrik üretimi sektörüyle ilgili bilgileri olduğunu görüyoruz. İşte ne kadar güneş enerji santrali, ne kadar rüzgar enerji santrali görüyoruz. Ne kadar bir üretim olduğunu, sektörde üretimin ne kadar arttığını ve yine en alt kısma baktığımızda Galata Wind'de ne kadar artış olduğunu görüyoruz. Şu an için baktığımızda pazar payında çok büyük bir yer kaplamıyor Galata Wind. Zaten bu da büyümesine, devam etmesine, gelişmesine olanak sağlıyor. Şöyle özet rapora gittiğimizde Enerjisa'nın 10 milyar TL öz kaynağı vardı. Burada Galata Wind'in 1.3 milyar TL olduğunu yani 7-8 kat daha küçük bir şirket olduğunu zaten görebiliyoruz. Yine hızlı hızlı geçmeye çalışıyorum. Derecelendirme raporlarını da sizlere göstereyim. Avrasya yatırımın derecelendirme notuna baktığımız Zaman a eksi olarak gözüküyor, gayet iyi seviyelerde. Aşağı geldiğimizde burada e, Finlandin yapmadığını görüyorum galiba bildiğim kadarıyla. Evet Avrasya derecelendirme gerçekleştiriyor bunu. Yine kısa vadeli ulusal notuna bakabilirsiniz, yabancı para pozisyonlarına bakabilirsiniz ama e, burada gördüğümüz derecelendirme notlarında herhangi bir sıkıntı olmadığını ifade edebilirim. Gelir artışı nedeni ve sürdürülebilirliğe bakacağız şimdi bizim için en önemli konulardan bir tanesi. Şimdi burada baktığımızda gelir artışı ve sürdürülebilirlikle ilgili çok önemli noktalara değineceğiz. Şurayı okuduğumuz zaman sizler kursunuz diye çok fazla üzerinde durmuyorum süremizde uzamasın diye ama şuradan başlayacağız. Taşpınar resim de olumlu etkisiyle geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20 üretim artışı ile toplam bilmem ne kadar üretim üretimi elektrik üretimi elde edilmiştir diyor. Şimdi buna oranla da gelirdeki artışı görebiliyorsunuz. İşte bu o kadar güzel bir şeydir ki yeni bir res yeni bir ges eklediğiniz zaman doğrudan üretiminiz artar. E bu elektrik sonuçta elinizde kalabilecek otomotiv gibi bir şey olmadığı için muhakkak satıcısını bulacak ve bu da üretim arttıkça doğrudan karlılığın arttığı, üretim arttıkça doğrudan bir büyümenin gerçekleştiği bir sektör olarak yer almış oluyor. Yine burada 15. sayfanın tamamını okumanızda da fayda olduğunu ifade etmek isterim büyüme ile ilgili. Hemen 17. sayfaya gittiğimizde sürdürülebilirlikle ilgili bir noktaya geliyoruz. Burada zaten politikasının çok iyi olduğunu görüyoruz. Yine siz sürdürülebilirlik politikasını okumanızda fayda var. Ben sadece şu baş kısma gireceğim. Sürdürülebilirlik işimizin merkezinde yer alıyor. Esas faaliyet olarak doğanın eşsiz güçleri olan rüzgar ve güneş ile ilgileniyoruz. Galata Wind olarak %100 yenilenebilir ve çevreye duyarlı elektrik üretiyoruz. Şimdi buraya baktığımızda %100 çevreye duyarlı elektrik ürettiğiniz sürece bu işe devam ettiğiniz sürece gelen karlılıklarınızı doğrudan hemen temettü dağıtmaya veya işte şirketin içerisine kasasını almaya yapmayıp onun yerine restleri, gestleri geliştirmeye devam ettiğiniz sürece önünün çok açık olduğunu görüyoruz. Özellikle üretimleri belli bir dozun üzerine geldikten sonra karlılık patlamaları yaşayarak gidecek. Çünkü bu restler ve gestler evet bakım onların masrafı ister ama çok yüksek çalışan masrafları istemez. Çok yüksek arge masrafları satış, dağıtım, pazarlama, reklamlama gibi masraflar istemezler. Doğrudan siz santralinizi kurarsınız. Yatırımlarınızı büyük miktarda yaparsınız. ise orada fabrika gibi adeta elektrik üreten yani para üreten bir santral elde etmiş olursunuz. Bugün sizlerle birlikte incelediğimiz iki hisse özellikle önümüzdeki 3 yıl içerisinde çok yüksek karlılıklar çok iyi bilançolar getirebilecek iki hisse olarak karşımıza çıkıyor. Değer yatırımına uygun mu? Evet. Riskleri düşük. Geleceğin sektörlerinde yararlıyor. Büyüyorlar. Temettü dağıtmaları çok iyi. Bu bağlamda baktığımızda portföylerimizi ekleme konu konusunda faydası olduğunu gördüğümüz iki tane büyüyen hem değer hem temettü yatımına uygun iki güzel şirkettir. Tabii ki ne yapacağız burada? TradingView ekranlarında da takip ederek daha uygun seviyelerden daha düşük maliyetlerden satın almaya çalışacağız. Pahalı almayacağız. Her zaman uygun fiyatlara gelmesini bekleyeceğiz. Midas'ı keşfetmek için kayıt işlemlerini tamamlamana gerek yok. Canlı veriye ulaşmak ve yatırımların potansiyelini görmek için telefon numaranı girmen yeterli. şimdi bir Midaslı gibi sevdiğin şirketleri takip listene ekleyebilir, kayıt işlemlerini tamamladığında ise 10 bin ücretsiz işlem hakkı kazanabilirsin. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmazsanız, kanala destek vermeyi unutmazsanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.